Arkadaşlar herkese merhabalar. Maxsem modelleme videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi detay kısımlarına yine devam edeceğiz. Kanalımıza katıl butonu ile destek veren arkadaşlarımıza buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Videoya geçiyoruz. Herkese iyi seyirler. İlk başta şu objelere Shade Flat özelliğini tekrar atayalım arkadaşlar. Detayları biraz daha görelim ki ne yapıyoruz, ne ediyoruz. Bunlar daha detaylı bir şekilde görebilelim. Şimdi bunu seçtim arkadaşlar. Tap ile Edit moda girdim. Yine 3 ile Face yani yüzey seleş moduna geçtim. T ile de şurayı kapatabiliriz. Gereksiz yere ekranda kalmasın. Hatta Timeline'ı da kapatabiliriz. İki ekranı kesiştiği noktaya geliyorum. Mouse'umun imleci değiştikten sonra sağ butona tıklayarak Join Area diyerek aşağı geliyorum ve sol butona basarak burayı kapattım ki daha geniş ekranda çalışabileyim. Şimdi Z ile wifi moda geçtim. Bunu seçiyorum. Tekrar Z ile Solid moda döndüm. Shift D ile bunu kopyaladım. Shift Z diyerek de Z ekseni hariç şöyle taşıdım ve bıraktım. R, Z 90 derece diyerek döndürdüm. Bunu şöyle GX yaparak biraz şöyle duvarın içine hafif girecek şekilde ayarlıyorum. Sonrasında bunu biraz da Y ekseninde şöyle taşıyorum. Bir tık daha şöyle içeri doğru taşıdım. Extrude yapıyorum. Şöyle duvarın içine girecek şekilde ayarlıyorum. Burayı seçtim. Bunu da bir tık şöyle biraz daha daraltabilirim veya alttan da şöyle daraltabilirim diye düşünüyorum. Evet gayet güzel gibi duruyor. Burayı ve burayı seçtikten sonra Skill Y yaparak Y ekseninde biraz daha şöyle genişletebilirim. Front görünüm moduna geçtim. Numara keypad'den 1'e basarak Ctrl V yapıyor. Mesela buna şöyle biraz eğim verebilirim. Sanki böyle zamanla biraz daha yamulmuş gibi bir görüntüye kavuşturdum. Sonrasında şöyle yapıyoruz. Yine Face Selection moduna Shift D ile kopyaladım. 90 derece döndürdüm. Z ekseninde de 90 derece döndürdüm. Şöyle biraz altına gelecek şekilde ayarlıyorum yapıyorum. yaptım. Şöyle altına gelecek şekilde koyuyorum. Ctrl L yaptım. Bunu Scale X yaparak şöyle biraz daraltıyorum. Scale Shift Z diyerek Z ekseni biraz genişlettim. Wi-Fi modda bunu seçerek tam içine girecek şekilde ayarlıyorum. Burayı da bu şekilde halletmiş olduk arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz burada nelerimiz var. Şuradan itibaren de aslında yapabiliriz ama burayı böyle taş objelerinden kapatabiliriz diye düşünüyorum. Taşı kendimiz yapmayacağız arkadaşlar. Direkt hazır model olarak kullanabiliriz. Çünkü artık bazı şeylerde günümüz gereğince bizim yapmamıza gerek yok. Çünkü artık ücretsiz modeller birçok yerde bulunabiliyor. Hem en azından hazır modellerde nasıl kullanabilirsiniz bunları gösterelim. Şimdi tarayıcımıza geçebiliriz. Evet arkadaşlar tarayıcımızdan Poly Heaven sitesine giriş yaptığımız zaman aşağı doğru geliyoruz ve buradan modeller kısmına tıkladığımız zaman birçok modelin bizi karşıladığını görebiliyorsunuz. Biraz aşağı doğru geldiğimiz zaman böyle tam istediğimiz tarzda objeleri görebileceğiz diye düşünüyorum. Burada taş olarak iki tane asetimiz var bildiğim kadarıyla. Belki daha fazla olabilir. Çok incelemedim ben. Siz bakarak da kendinize göre farklı modeller kullanabilirsiniz. Mesela şu da güzel, bu da güzel. Şunu kullanabiliriz diye düşünüyorum. Buna tıkladım. Sonrasında buradan kaç k formatında yani çözünürlük anlamında kaç k olarak indirmek istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Ben buradan 2k olarak seçiyorum ve download butonuna tıkladım. Blender formatında seçtiğim için direkt blender formatında inmeye başladı. Şimdi indikten sonra sonra bunu nasıl kullanabiliriz ona geçelim. Evet arkadaşlar şimdi zip dosyamıza sağ tıklayarak klasöre çıkart diyoruz. Sonrasında içine girdik. Direkt Blender dosyası olarak karşımıza geliyor. Tıkladık. Açılmasını bekliyoruz. Dosyalar açıldığı zaman şöyle önünüze farklı bir arayüze gelebilir. Çok sıkıntı değil. B tuşu ile şöyle hepsini seçin. Ctrl C yaptıktan sonra kendi projenize gelin. Ctrl V yaptıktan sonra görmüş olduğunuz gibi projenize geldiğini görebiliyorsunuz. Artık bu Blender dosyasını kapatabilirsiniz. Z ile Material Preview moduna geçecek olursak şöyle bakalım. Gayet güzel bir şekilde hepsinin üzerinde kaplama olduğunu görebiliyorsunuz. Şuradan da screen case'imizi açalım. Evet şimdi başlayalım. Bunu seçiyorum. G tuşuna basarak Shift Z diyorum. Yani Z ekseni aç taşı dedim. Şöyle koyabilirim diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi burada basitten bir zemin ayarlayalım arkadaşlar. Tap ile moda girdim. Alt tuşu ile hepsini seçiyorum. Extrude yaptım. Ortalama şöyle 100 santim civarında yapabilirim veya biraz daha büyük yapabilirim. Şöyle 20 santim daha büyüktüm. Yani 120 santim olmuş oldu. Tap ile obje modu dönüyorum şimdi alt tuşuna basarak sahnemdeki bütün objeleri seçiyorum gz yaparak 120 santim hepsini şöyle biraz yukarı taşıdım yani grid çizgilerinin üzerine taşımış oldum şimdi bunu seçelim tap ile dıtmola geliyorum. burayı seçtim shift d ile kopyalıyorum x'e bastım şöyle getirdim bıraktım şöyle biraz içine girecek şekilde ayarlayabiliyorum export yaptım şöyle getirdim ve bıraktım. evet gayet güzel şimdi burada tek tek pozisyonlarını ayarlayalım bunu biraz daha şöyle büyütüyorum bir biraz da z ekseninde şöyle şöyle büyütüyorum. Evet gayet güzel. Şimdi burada birden fazla taş objesi var. Bunları da kullanabiliriz. Şuna da bakalım. Şunu biraz şöyle döndürecek olursak. Evet bunu biraz daha kullanmak mantıklı gibi geldi. Bunu şöyle kenara çekiyorum. Bunu seçtim. G, Shift, Z diyorum şöyle getirip bıraktım. Bunu da şöyle Z eksenini biraz daha şöyle büyütüyorum. Bunu da bir tık şöyle hafif dışına veya içine girecek şekilde bırakabilirsiniz. Evet materyal Preview modunda bakacak olursak böyle bir görüntü bizi karşılıyor. Bunu da şöyle arka kısmına gelecek şekilde koyabilirsiniz. Burayı da bu şekilde kapatmış olursunuz arkadaşlar. Tabii ki sahneyi ilerleyen kısımlarda dolduracağız. Sahnemiz daha da güzel bir şekilde gözükmeye başlayacak. Şimdi bunu da bu şekilde ayarlamış olduk. Burada binamızın kenarlarına biraz bevel işlemi atayabilirsiniz bunun gibi görüyorsunuz. Biraz daha güzel gözükür diye düşünüyorum. En azından o keskinliği alır diye düşünüyorum. Bence böyle biraz daha güzel. Sonrasında bunun kenar noktalarından biraz şöyle sağa sola taşımalar yapabilirsiniz. En azından hani biraz böyle eski bir yapı olduğunu daha da hissedebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu şekilde ben genellikle oynamaları tercih ediyorum dostlar. Artık kendinize göre bunları düzenleyebilirsiniz. Bunda bir tık şöyle ayarlıyorum. Bunda bir tık şöyle. Bunda bir tık şöyle ayarladık. Bunda mesela bir tık şöyle dışarı gelecek şekilde ayarlayabilirim. Bunlara ilerleyen süreçlerde otosumot veya direkt sumot atadığımız zaman daha da güzel bir şekilde gözükecek arkadaşlar. Bunları da şimdilik böyle ayarlayıp bırakabilirsiniz. Bunda bir tık şöyle dışarı taşıyabilirim. Evet şimdi bunu da ayarladığımızı varsayalım. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Burasını taşlarla doldurmamız gerekiyor. İlk başta buraya bir merdiven yapmamız lazım. Sonrasında kenarlarını taşlarla dolduracağız. Hemen merdiven kısmına geçelim. Shift A'dan bir plane ekledim. GZ yaparak bunu da şöyle sineple yapıştırdım. G, Shift Z diyerek biraz şöyle dışarı çekiyorum. G, y yaparak şöyle tam üstüne gelecek şekilde koydum. Tap ile edit moda girdim. Extrude dedim. Şöyle altına gelecek şekilde yapıştırdım dostlar. Şimdi bunu biraz şöyle küçültelim. Bunu ilk etapta şöyle yapalım. Sonrasında bunu biraz daha küçültebilirim. Hepsini seçiyorum x ekseninde şöyle daralttım. Bakalım böyle nasıl biraz daha iyi gibi sanki. Bunu da bir tık şöyle daraltalım. Zeminimizi biraz elden geçirmek istiyorum ben dostlar. İlk baştan ne yapalım? Biraz şöyle x eksenini de şöyle biraz genişletebilirim diye düşünüyorum. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Şuralara belki biraz bevel işlemi uygulayabiliriz. Yani en azından bir bevel uygulamadık demeyelim. Şöyle bir şeyler olabilir. Evet bakın otosumot atadığımız zaman veya bunu atadığımız zaman daha güzel bir şekilde gözüktüğünü söyleyebilirim. Şimdi merdiven kısmını halletmeye başlayalım. Ctrl V ile şöyle bir kısım atıyorum. Şuraları seçiyorum. Alt E'den ikinci seçenek ile şöyle bir çıkıntı verdim. Yine offset avantı şöyle işaretleyelim. Sonrasında yine bir tane daha atacağım. Yanlışlıkla farklı yönde atadık. Mesela bakın burada şöyle bir şey yapabilirsiniz. Geri aldım. Ctrl V ile mesela burada biraz daha şöyle aradaki mesafeyi buna göre biraz daha küçük tutarak yapabilirsiniz. Buraları seçiyorum. Yine bir extrude atadım. Biraz daha şöyle genişletebilirim. Evet mesela bakın bunda bir tık şöyle genişletebiliriz. Yani hepsi aynı olacak diye bir şey yok. Bir tane de şöyle atıyorum. Bir tane de şöyle atacağım. Mesela şurayı biraz daha daraltabilirim diye düşünüyorum. Şöyle atadım. Burada da şöyle birkaç tane atayalım. Buraları seçiyorum. Extrude yaptım. Bunu seçim dışı çıkartacağım yani en üsttekini bir extrovert daha atıyorum. Son olarak bir tane daha şöyle atayabilirim. Evet bunu da son olarak şöyle bir bevel atıyorum ve bunda da değerini şöyle biraz daha düşürdüm. Segment sayısını biraz yükselttim. Evet buna da bir tane sumot atadığımız zaman daha da güzel gözüktüğünü söyleyebilirim. Evet, bunlar da ilerleyen süreçlerde deformasyon anlamında bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle kontrol V ile Dood kat atıp bunları mesela bir tık şöyle aşağı çekebiliriz. Yine bunlarda bir tık şöyle çekersek bence daha güzel olur diye düşünüyorum. Şunu da bir tık şöyle çekelim. Bunu da bir tık şöyle çekiyorum. Mesela burada direkt eci seçip yapabilirim diye düşünüyorum. Bunu da bir tık şöyle taşıdım. Sonrasında şunları da bir tık şöyle dışarı taşıyorum. Bunu da bir tık şöyle dışarı taşıdım. Bir bir tane daha şöyle Ctrl R ile loot kat atıyorum. Bunu şöyle taşıdım. Şöyle alıyorum. Bunu da mesela bir tık aşağı taşıyabilirim. Bunu da bir tık taşıyorum. Bunu yukarı taşıdım. Burada artık kendinize göre böyle deformasyonlar ekleyebilirsiniz. Belki şöyle Ctrl Shift B ile bir bevel işlemi de uygulayarak kenarlara deformasyonlar ekleyebilirsiniz. Bakın görüyorsunuz. Bakın kat sayısını direkt sıfıra getirdiğim zaman böyle bir bevel işlemi uygulamış oldum. Şöyle yapıyorum. Şu iki tane vertex seçip J'ye bastığım zaman bu şekilde de deformasyonlar yapabilirsiniz dostlar. Şuna da bir tane şöyle yapabilirim. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Bunu da belki ilerleyen süreçlerde yeniden yaparız. Şimdi taş objelerimizi şöyle sırasıyla buralara yerleştirmeye başlayalım. Objemi seçtikten sonra G, Shift, Z dedim. Hatta direkt şöyle yapalım. Hepsini seçelim hepsini yapalım şöyle 90 derece döndürdüm sonrasında buralara tek tek şöyle yerleştirmeye başlayalım bunu kenara kadar getirdim yandan görünüm moduna geçiyorum şöyle öyle 90 derece döndürdüm şöyle tam şu yüzeye gelecek şekilde ayarlıyorum burada hafif binanın şöyle iç kısmını da girecek şekilde ayarlayabilirim veya şöyle de bırakabilirim bunu seçiyorum yine yandan görünüm moduna geçtiğim bir rotation atıyorum bunu da şöyle içine gelecek şekilde ayarlayabilirim. Evet şimdi şunu da koyalım. Bunu da şöyle getirdim. Bunu da şöyle 90 derece döndürdüm. Şöyle biraz yakınlaşmak istiyorum. G, Shift, Z dedim. Bunu aşağı getirdim. Bunu da mesela şöyle biraz daha büyütebilirim. Material Preview modunda da bakalım. Evet gayet güzel. Şunu belki biraz daha düzenleyebilirim. Şöyle mi döndersem acaba? Veya bunu bir tık daha şöyle döndürüyorum ve büyütebilirim diye düşünüyorum. Edit modda bunu biraz düzenleyebiliriz. Mesela şu biraz daha dışarı taşıyabiliriz ki en azından şu binamızın kenar noktaları gözükmez yani şuralar. Buradan O tuşuna basarak Proportional Editing'i aktif ediyorum. Şöyle biraz daha etki alanını büyüterek taşıyabilirim. Aynı şekilde bunu da yapıyorum. Şu ölçüleri şimdilik bir kapatalım arkadaşlar. Hemen şuradan Edge Lens'i kapatıyorum. Tekrar şöyle taşıyorum. Evet gayet güzel. Bunlara ilerleyen süreçlerde böyle bitki falan ekleyeceğiz. Daha da güzel bir şekilde gözükecek dostlar. O zaman aslında tam olarak ne yaptığımızı anlayacaksınız daha çok hoşunuza gideceğinden eminim. Bunu da bir tık şöyle büyütüyorum. Bunu da şöyle hafif içine girecek şekilde ayarlıyorum. Evet ama bunu biraz şöyle döndürüp yapsam daha mı iyi olur acaba? Şöyle bir şeyler olabilir. Böyle biraz daha güzel gibi geldi. Şimdi şunu seçerek bunu bir tık daha şöyle dışarı taşıyabilirim diye düşünüyorum. Şurayı da bir tık dışarı taşıyorum. Evet böyle biraz daha güzel. Bunu ayarladık. Şimdi şunu seçip şöyle koyalım. Bunu şöyle 90 derece döndürdüm. Önden görünüm modunda daha rahat çalışabilirim diye düşünüyorum. Şimdi bundan şöyle biraz içine girecek şekilde ayarlıyorum. Bunlara mesela biraz daha küçük taşlar koyabilirsiniz. Yani birden fazla daha küçük taş koyabilirsiniz. Benim sistem çok iyi olmadığı için açıkçası o kadar çok detaya giremiyorum. Sadece hani mantığını ve yolunu göstermeye çalışıyorum. Gerisi artık sizin sisteminize kalmış bir şey. Şimdi bu ilk başta böyle çok ağır gelmeyebilir ama ilerleyen süreçlerde farklı objeler ekleyince sahnemiz bir tık belki ağırlaşabilir onu da ilerleyen süreçlerde göreceksiniz bunu da Scale Z yaparak biraz daha şöyle genişletiyorum sonrasında mesela şunu da koyabiliriz Shift D ile kopyaladım Bunda şöyle biraz içine girecek şekilde mesela bakın bunu biraz daha şöyle büyüttüm. Şöyle bir şeyler olabilir. Buralara satın ilerleyen süreçlerde taş tarzında kaplamalar atacağımız için burada çok güzel bir geçiş olacağını düşünüyorum. Bu yüzden bu şekilde bırakabilirim burayı. Şunu seçiyorum. Shift D ile kopyaladım. Bunu da şöyle koyabilirim. Bunu da mesela şöyle 180 derece döndürüp koyabilirim diye düşünüyorum. Yani tam tersinde. Bunu da şöyle biraz daha büyüttüm. Gayet güzel. Son olarak da şuradan bir tane daha kopya alıyorum. Evet bunu da bu şekilde ayarladık. Belki şuralara Proportional Editing'i biraz daha şöyle büyüterek taşıyabilirim diye düşünüyorum. Evet gayet güzel. Kamera açımızda büyük ihtimal şöyle bir şeyler olur diye düşünüyorum. Onu da zaten ilerleyen süreçlerde ayarlayacağız. Evet bunu da bu şekilde ayarlamış olduk dostlar. Şimdi ufaktan hafif böyle çevre detay kısımlarına geçebilirim diye düşünüyorum. Tabii ki çok da çevre detay olmayacak ama gerçi olacak ama onu da ilerleyen süreçlerde anlatacağım. Tap ile edit moda girdim. Şöyle biraz büyütelim. Proportional Editing'i de tekrar kapatalım. Şöyle bir zemin yapabilirim diye düşünüyorum ilk etapta. Şimdi şöyle tam mer merdivenin şu alt kısmına gelecek şekilde ayarlayabilirim. Şöyle bir şey olabilir bakın. Görüyorsunuz çok hafif bir şekilde içine girdiğini. Sonrasında arkadaşlar Ctrl V ile şuna biraz şöyle loot kat atıyorum. Biraz daha şöyle atayabilirim. Sonrasında S tuşu ile biraz daha büyütüyorum. Ctrl A'dan sıkı alıştığım işte. uyguladım. Hepsini seçiyorum. Buna tekrar şöyle bir subdivision uygulayabilirim. Şimdi şu şöyle seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi Proportional Editing'i aktif ettim. Bunu bir tık şöyle yukarı taşıyorum. Sonra şu şuralarda şöyle seçerek bunlarda da bir tık şöyle taşıyorum. Bir tık da şöyle taşıdım. Şimdi hafiften bir kameramızı yerleştirelim. Ona göre de sahnemizi biraz düzenleyelim. Shift A'dan bir kamera ekliyorum. Ctrl Alt 0 ile baktığım açıya getirdim. Sonrasında şöyle yapalım. 1080'e 1920 yapalım. Hatta bunu belki biraz daha şöyle genişletebilirim. Bunu da VZ yaparak şöyle biraz dön nereden VXX yapıyorum. Sonrasında VZZ yaparak biraz daha şöyle yakınlaşabilirim. Sonrasında kameram seçiliyken ayarlarına geliyorum. Fokal neşlerini bir tık daha şöyle genişletebilirim diye düşünüyorum. Evet en azından sahnenin genel yapısında bu şekilde kadraja sığdırmış olduk. Belki bir tık şöyle döndürebilirim. Evet genel olarak güzel olduğunu söyleyebilirim dostlar. Şurada bir boşluğumuz var görüyorsunuz. Şöyle gösterelim. Oraya da bir tane taş objesi şöyle koyabilirim diye düşünüyorum. S tuşu ile büyüttüm. Bunu da şöyle biraz toprağın içine girecek şekilde ayarlıyorum. Biraz daha büyük Ettim. Şöyle ayarlayıp bırakabilirim. Hatta bir tık daha şöyle dışarı taşıyorum. Evet genel itibariyle gayet güzel. Şimdi şuraları biraz daha düzenlemem gerekiyor. Proportional Edit şimdi aktifken biraz şöyle düzenliyorum. Tamam gayet güzel. Şimdi biraz daha bunu ayarlayalım istiyorsanız. Şöyle yapalım. Burayı seçeceğim. Burayı da seçiyorum. Sonrasında GY yapıyorum. Tabii ki Proportional Edit de biraz şöyle büyüterek yaparsam daha iyi olur. Evet gayet güzel. Hepsini seçiyorum. Tekrar klavyeden W'ye basarak bunlara tekrar bir subdivision uyguluyorum. Şimdi buna daha doğal bir girinti çıkıntı vermek için Displacement uyguladım. New diyorum. Tıkladım. Buradan da buna ne ekleyebiliriz? Voronai eklesek nasıl olur acaba? Çok mu acaba iyi gelmez? Veya Cloth da ekleyebiliriz tekrar. Cloth ekleyelim. Yani Cloth biraz daha insaflı gibi geldi bana. Tekrar bir Shade Smooth atayalım. Ctrl 1 veya 2 ile subdivision uygulayabiliriz. Bu şekilde biraz daha gerçekçi diyebileceğimiz şekilde girintiler ve çıkıntılar oluşturabildiğimizi görebiliyorsunuz. Subdivision sayısını biraz düşürebiliriz Çok abartmaya gerek yok bence Evet şimdi biraz daha böyle Kendimiz düzenleyelim eliyle Şuralara mesela biraz daha sahnenin dışı ya sanki. Buradan farklı bir giriş varmış gibi şöyle girintiler, çıkıntılar ekleyebiliriz. Sonrasında mesela şuralarda biraz daha şöyle kabartabilirim. Ekstradan zaten Displacement'da kendiliğinden bir şeyler yapacak. Şöyle bir şeyler olabilir. Evet buralarda G, Z tuşlarına basarak bu şekilde düzenliyorum. Şimdi şuralara biraz daha taş tarzında bir şeyler koyabilir miyiz acaba? Shift D ile kopyaladım, getirdim. Alt ve yaparak Rotation'ı sıfırladım. Tekrar şöyle bir Rotation verdi. Şöyle koyabilirim. Şöyle Material Preview modunda bakalım. Evet böyle biraz daha iyi. Bunu da Shift D e ile kopyaladım. Alt V yapıyorum. Bunu da şöyle getirdim ve bıraktım dostlar. Biraz daha büyütüyorum. Scale Z yaptım. Evet böyle biraz daha güzel ve oturaklı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu videoyu da ufaktan burada sonlandıralım isterseniz. Bir sonraki videoda gerekli detay kısımlarıyla kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Daha yapacak çok işimiz var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.